İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bağımsızlık günü arifesinde. Batı Ermenistan dergisinin 11. sayısı yayınlandı. Artsak mültecileri için Fransız seferberliği devam ediyor. Fransız Büyükelçisi. Yerevan ve Bakü arasındaki sınır belirleme komisyonları Ocak ayı sonunda tekrar toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Kamış'ta Suriye ordusuna karşı saldırı başlattı. Armen Gazaryan, Artsak'tan zorla yerinden edilen 115 bin vatandaşa ilişkin veriler dikkate alınmıştır. Atıcı Elmira Karabetyan, Slovenya'daki uluslararası turnuvada gümüş madalya kazandı. 19 Ocak 2024 tarihi, Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Devleti'nin fiilen tanınmasının 104. yıl dönemidir. Bağımsızlık günü arifesinde Batı Ermenistan televizyonu Westen Armenia TV, Batı Ermenistan'ı ve sembollerini tanıtacak. Ermeni halkına tanınan ve sahip olunması her Ermeni için önemli bir koşul olan hakların listesini kısaca gözden geçirelim. 1. 11 Ocak 1918 tarihinde kabul edilen Türkiye Ermenistanı hakkında kararnamede Rusya, Rusya'nın özelliklerini ilan eder. Halk Komiserleri Konseyi Ermeni halkına Rusya İşçi ve Köylü Hükümeti'nin işgal altındaki Türkiye Ermenistanı Ermenilerinin bağımsızlık hakkı da dahil olmak üzere kendi kaderini özgürce tayin etme hakkını koruduğunu bildirir. Bu hüküm daha sonra 10 Temmuz 1918 tarihli Rus Anayasasının 6. maddesi olarak yürürlüğe girmiştir. Bu Rusya Federasyonu Sosyalist Cumhuriyeti'nin 10 Temmuz 1918 tarihli ilk anayasası. Madde 6. 3. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi, Finlandiya'nın tam bağımsızlığını ilan eden, İran'dan birliklerin tahliyesine başlayan ve Ermenistan'ın kendi kaderini özgürce tayin etme hakkını ilan eden halk komiserlerinin politikasını memnuniyetle karşılar. 2. 19 Ocak 1920 Paris Barış Konferansı sırasında Müttefik Devletler Yüksek Konseyi Ermenistan Devleti'nin bağımsızlığını fiilen tanıdı. Ortak Ermeni Delegasyonu'nun eş başkanları Boğuslu Bar ve Avedis Aharonyan, Paris Barış Konferansı'na davet edildi ve Ermeni Devleti'nin tanındığını resmen açıkladı. Birleşik Ermeni Delegasyonu tarafından sunulan taleplere cevaben, Müttefikler Yüksek Konseyi aşağıdaki kararı kabul etmiştir a. Ermeni Devleti Hükümeti bir hükümet olarak tanınmıştır. b. Bu karar Ermenistan Devleti'nin sınırları sorununu etkilemez. 3. 11 Mayıs 1920 Paris Barış Konferansı sırasında İtilaf Devletleri Yüksek Konseyi Ermenistan Devleti'nin bağımsızlığını deyüre, hukuken tanıdı. Sef Antlaşması'nın imzalanmasından önce aşağıdaki olaylar gerçekleşmiştir. 11 Mayıs 1920'de Türk delegasyonu Paris Barış Konferansı'na davet edildi ve burada kendilerine barış şartları sunuldu. Müttefikler arasında Ermeni Devleti'nin bir delegasyonu da vardı. Daha sonra Sevr Barış Anlaşması'nın ön sözü haline gelecek olan barış şartlarının giriş bölümünde Ermenistan müttefik devletler arasında sayılmıştır. Böylece Ermenistan'ın bağımsızlığı de yüre olarak tanınmış oldu. 4. 24 Şubat 1920'de Paris Barış Konferansı'nı Ermenistan'ın sınırlarının belirlenmesine ilişkin özel komisyonu, Ermenistan'ın sınırlarının belirlenmesine ilişkin komisyonun raporunu ve tavsiyelerini sundu. Aslında bu Ermenistan Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırı tanımlayan tek yasal karardır. Sevr Antlaşması'nın 92. maddesi Ermenistan'ın komşularıyla olan sınırlarıyla ilgilidir. Ermenistan'ın Azerbaycan ve Gürcistan ile olan sınırları ilgili ülkelerin doğrudan anlaşmasıyla belirlenecektir. İlgili ülkelerin 89. maddede belirtilen karar tarihine kadar sınırları anlaşma yoluyla belirleyememeleri durumunda söz konusu sınır, sınırı yerinde belirleyecek olan başlıca müttefik devletler tarafından belirlenecektir. 5. 29 Mayıs 1 Haziran 1920 Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Ermenistan toprakları üzerinde Ermenistan'ın Ermenistan Devleti sahipliğinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından fiilen tanınması anlamına gelen Ermeni mandasının kabulünü görüştü. Ermeni mandası tartışmasının hukuki ve siyasi anlamı ve önemi tahkim kararının önemi ile karıştırılmamalıdır. Bunlar farklı hukuki ve siyasi türde kararlardır. 6 10 Ağustos 1920 tarihinde bir tarafta Ermenistan'ın da dahil olduğu galip devletler ile diğer tarafta mağlup Osmanlı İmparatorluğu arasında Sevr Antlaşması imzalanmıştır. Sevr Antlaşması Versay Washington sisteminin bir yandan galip devletler diğer yandan Almanya, Avusturya, Bulgaristan Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan anlaşmalarından biriydi. 7. 22 Kasım 1920 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson tam adı Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır, Ermenistan'ın denize erişimi ve Ermenistan sınırına bitişik Türk topraklarının askerden arındırılması hakkında Amerika Birleşik Devletleri Başkanının kararı olan bir tahkim kararı yayınlanmıştır. Hakim kararı geri alınamaz zaman sınırlaması olmaksızın ve Ermenistan, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm taraflar için bağlayıcıdır. Batı Ermenistan dergisinin 11. sayısı yayımlandı. Yeni sayıda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın 2023 ilerleme raporu. Edesya, Urfa'nın Hermuş köyündeki tarihi Ermeni kilisesi Surp Asvazazi'nin tamamen yok olma tehdidi altında olduğu belirtiliyor. Derginin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarına westernarmeniatv.com adresinden ulaşabilirsiniz. Fransa'nın Doğu Ermenistan'daki Büyükelçiliği tarafından bildirildiğine göre Fransa'nın Doğu Ermenistan Büyükelçisi Olivier de Contini, Paris'teki Gavro konser salonunda düzenlenen Fransız Ermeni Mavi Haçı'nın yardım konserine katıldı. De Contini, burada yaptığı konuşmada Fransa'nın Arsak'ın mültecilerini desteklemek için seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Binlerce yıllık Ermeni müziğine yapılan bu yolculuk, bir ulusu yok etmenin ve kültürünü silmenin imkansız olduğunu kanıtlıyor, dedi. Doğu Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mr Grigoryan, sınırlandırma komisyonlarının bir sonraki toplantısının Ocak ay sonunda yapılacağını belirterek, belirli gün, saat ve yer üzerinde ayrıca mutabık kalınması gerektiğini söyledi. Grigoryan, ön anlaşmalara göre toplantıda ilk olarak komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin taslak yönetmeliklerin görüşüleceğini bu yönetmeliklerin ortak çalışmalarda kullanılacak hukuki öneme sahip belgelerin ve yasal işlemlerin türlerini ve çeşitlerini yetkili makamlar tarafından uygun bir yasal temelde derlenen ve yayınlanan Sovyetler Birliği dönemine ait en son topografik haritaları ve diğer benzer konuları açıkça tanımlaması gerektiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının Suriye'nin kuzey doğusundaki Kamışlı kırsalında Suriye ordusunu hedef aldığı ve en az iki askerin öldüğü iddia edildi. PKK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği ve 9 askerin öldüğü saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta ve Rojava Kürdistan Bölgesel Yönetiminde başlattığı hava saldırıları sürüyor. 14 Ocak'ta Suriye'de Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi'nin kontrolündeki bölgelere hava bombardımanları gün boyu devam etti. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçları SİHA'ların da Suriye ordusuna ait mevzileri hedef aldığı belirtiliyor. Suriye Bağımsız Haber Ajansı North Press'in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı, Kamışlı'nın 4 kilometre güneydoğusunda bulunan Debane köyünde Suriye ordusuna ait mevzi hedef aldı. Artsakh İçişleri Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Servisi Başkanı Armen Gazaryan verdiği bilgiye göre Artsakh'tan zorla yerinden edilen 115 bin vatandaşın verileri dikkate alındı. Ona göre 112 bin vatandaşa yardım sağlandı. Yetkili rakamlardaki tutarsızlığı 5 Ekim'den bu yana zorla yerinden edilen kişilerin kaydının sadece sınırda tutulmaması ve bunun da bazı dürüst olmayan kişilere zorla yerinden edilmeden kayıt yaptırma fırsatı vermesiyle açıkladı. Daha sonra veriler filtreme yoluyla netleştirilmiştir. Süreç devam etmektedir. Doğu Ermenistan Ulusal Atıcılık Takımı üyeleri Slovenya'da düzenlenen Grand Prix Uluslararası Turnuvası'nda başarılı performanslarını sürdürüyor. Kadınlar 10 metre havalı tabanca yarışmasında Elmira e Karabetyan 579 puanla ikinci sırada finale yükseldi. Finalde de pozisyonunu koruyarak 239.6 puanla şampiyonanın gümüş madalya sahibi oldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sevak Hanakyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Hayrenik adlı eseri sunuyoruz. pampuş Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.